Başlayalım. Türkçe karakterleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yakınlaştırmak ile kamerayı her zamanki gibi biliyorlar ya bu işi. Silent Hill'in sis olayı. Arkadaşlar benim gibi böyle hani yüksek yerlerden, yüksek şeylerden korkuyorsanız tamam, hani görece olarak belki, bence de. That's far enough. Get your ass down on the ground now. Hands where I can see them. Do it. Take it easy. I'm not going anywhere. I said, on the ground, now. I was just looking for help. And you just happened to lose your cuffs in the process? Save the bullshit. This is stupid. I'll meet you back down at the bus, okay? You're gonna get yourself killed. Shut up. Keep your goddamn hands where I can see them. Sizin gibi güzel bir bayanın ağzında böyle sözler yakışmıyor efendim. Hemen yardım edelim. Hemen. Şimdi arkadaşlar bir şey anlatayım ben kendi özel hayatımla ilgili. Ben pedalcıyım. Yani bisiklet sürüyorum boş zamanlarımda ama biraz uzun oluyor bu bisiklet turları. Grubumuz var bir tane. Mesela en kısa turumuz 40 kilometre civarıdır. Öyle söyleyeyim size. Oturduğum şehrin civarındaki köylere gidiyoruz. Bir tanesine gittik. Sabah erken saatlerde. Kuşanma süper olmuş. Hatırlıyorsanız ilk çevirilerden birisinde burada kuşanma yerine kuşan yazıyordu. Şeyi de tam çevirme yapamamışlardı büyük ihtimalle. Kusan diye yazıyordu. O kısımda sıkıntılar olmuştu hatırlarsanız. İşte bu. Süper. Neyse anlatmaya devam edeyim. O gezilerden bir tanesinde bir köye gittik. Size yemin ediyorum bakın. Yemin ediyorum. Şu ortamın birebir aynısıydı. Böyle terk edilmiş bir benzinlik. Sabahın erken saatleriydi. Şu şekilde böyle sis basmış. Dedim ki yok arkadaşlar buraya hani çadırmadır falan filan atılmaz. Durmadan devam. Şimdi bunu anlatıyor ya, burada çoğu kişi şuradaki masum hayvancıyı hedef alıyor ama ben onu yapmayacağım. Onun yerine ışığı hedef alacağım. Geziye zaten yine kaçıyormuş. Neyse o geziye devam ettik, ettik, ettik. İleride bir çoban dayı çıktı böyle korku filmlerindeki hani hep olur ya. İşte 1952'den beri buraya kimse gelmedi falan filan diyen tarzda. Kimsiniz siz dedi. İşte dedik biz bisikletle turluyoruz. Şudur budur falan filan. Şehirden mi geliyorsunuz dedi. Evet dedik hani şehirden geliyoruz. Neyse evet dedik. İşte dedi şurada ileride bir yer var dedi. Oraya dedi isterseniz kamp atabilirsiniz dedi. Tamam dedik. Neyse kampı attık oraya işte. Amaç açık havada bir şeyler içelim. Güzel sohbetler edelim falan. Çoban abimiz
2 saat 3 saat sonra geldi köpekleriyle. Ne oldu dedik, hani bir şey mi oldu, bir sıkıntı var? Yok ya dedi, sizi dedi kontrol etmeye geldim ben dedi. Ne oldu dedik? İşte yani teleferik. Süper, yemin ediyorum süper. Hemen alalım. Bu buradaki köy neden böyle tenha biliyor musunuz dedi. Neden dedik? Buradaki evler zamanında yandı kendi kendine dedi. Dedik nasıl olur öyle bir şey ya? Burada dedi bir şunu bir halledelim. Dedi zamanında dedi defineciler bir tane büyük define bulmuşlar dedi. Evet dedik. Dedik herhalde dalga geçiyorsun. Yok ya dedi, varlar dedi ya. Bak dedi, kimse var mı dedi. Hakikaten köyde kimse yok. Dedik nerede insanlar? Çoğu dedi ya dedi çiftliktedir dedi. Ya dedi damdadır dedi. Bu arada damdan kasıt şey, bizim bildiğimiz ahır. Ama onlar dam diyorlar. E dedik abi sen niye geziyorsun işte, şudur budur falan filan. Ben de öyle şeylere inanmam ki dedi ya. Yerde taş var ama elimizdeki daha geçerli bir silah. İyi dedik. Sonra ne oldu dedik. İşte o defini arayanlar oradaki defineyi bulunca. O gece köydeki evlerin yarısından fazlası yanmış kendi kendine. Şimdi garip bir şey söyleyeceğim. Hani turist çekilebilecek bir yer değil. Hani böyle bir hikaye anlatılır da turist çekilir falan filan diye düşünebilirsiniz. Ama yok, öyle bir yer değil yani. Neyse orada biraz uyuduk. Biraz bir şeyler içtik. Çoban abimize de ikram ettik. Devam edelim biraz da. Şurayı seyredelim. Çeviri çok başarılı ya. No 52. Flathead V8. No doubt about it. Wicked old beast, ain't she? What? I said she's a wicked old beast. Me, I'm partial to something with a little less rust. But to each his own. Look, I don't want any trouble. Just point the way out of town, and I'll keep right on going. Now who said anything about trouble? Just trying to be helpful, son. Name's Howard, by the way. Murphy. Murphy Pendleton. Heading to prison, are you Murphy? Just looking for a way out of town, is all. That's so. Afraid all the roads are out, every last one of them. Strangest thing. What the f- Something wrong, son? Did you see it? Up there in the window. Never mind. I suppose if you're really desperate, you could try the old Skytram. Course, it hasn't really been kept up since the accident. I'll take my chances. That's the spirit. Well, this mail ain't gonna deliver itself. Good luck, Murphy. Hope you find whatever it is you're looking for. Hey. What's the name of this place? Silent Hill. Kıyafetlerini değiştir. Peki değiştirelim abi. Is every goddamn road in this town washed out? Aynen öyle dostum. Neyse işte. Acaba bir biraz çoban abimize... Kasabanın adını soruyordun. Ah, burada işte.
Çoban abimize çay ikram ettik. O da anlattı, sağ olsun. Süper. You can't undo anything you've already done, but you can't face up to it. Öyle mi gerçekten? Man, I must have hit my head pretty damn hard in the crash. Hello? Anyone here? Evvelki sakinler, şeytanın çukuru. Silent Hill'de ilk oturan ve buraya bu adı veren kişilerin yerli Amerikalılar olduklarını biliyor muydunuz? Biz serinin hakimi olan arkadaşlar biliyorlarmışsa ben biliyordum. Antropologlar burada buldukları çeşitli kalıntılar nedeniyle bunu söylediler. Burada bulunan kalıntılar... Siz artık okuyun, kendimi rezil etmemek adına okumaya çalışmıyorum. İsimli Tanrı için düzenlenen törenlere işaret ediyor. Buradaki insanlar içinse büyük bir önem taşıyor. Aslında bu bölgeye verdikleri isimlerden biriydi. Kivek, Vakza ve Kanesta, diğer adı ise kargaların yuvasıdır. Ey çocuklar, Silent Hill sizin için özel bir yer mi? Evet. Eğer önemliyse bu bölgeye hangi ismi vermek isterdiniz? Valla kendi ismi yeterince karizma zaten, hiç bozmaya gerek yok. Şişe bizi bozar. Buradan para almamız lazım. Şuradan güzel bir müzik açalım. Bu yüzden para lazım. Evet. Artık sağa sola bildiğinize göre ben çözüme gideyim. Tabii bizim o gittiğimiz köyde böyle şeyler olmuyordu. Neyse arkadaşlar, burada bitirelim. Şurada müzik eşliğinde son şeylerimizi söyleyelim. Çeviri çok güzel olmuş ya. Vallahi ellerinize sağlık arkadaşlar. Hani oynadıysanız, bitirdiyseniz, ne bileyim, açılmadık sır kalmadıysa, şudur budur falan filan, bir kez de bu çeviriyle oynayın. Ben şahsen oynamayı düşünüyorum, kendi adıma konuşayım. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, daha doğrusu bana katlandığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real.